Şu soruyu sormak istiyorsunuz galiba. Babanız sizi evde dövüyor mu gibi. En çok merak edilen soru o. Ben çocuklarıma hiç elimi kaldırmadım. Yaptım mı? Arada kaymış ya. Olabilir yani. Böyle olacaksın. Ben çocuklarımdan çok çok memnunum ama siz benden memnun musunuz? Yani işte. Fena değil arada. Sizin peki babanıza sormak istediğiniz bir şey var mı çocuklar? Ne kadar güzel soru soramıyorlar. Yani. Gördüğünüz gibi korkuyorlar benden. Yani. Evet canlar, tekrar buluştuk. Bu sefer yanımda kimler var? Tanıtayım. Benim büyük oğlum Mustafa Emre, küçük oğlum Ortanca oğlum Can. Diğer ufaklıkta bizim Yılmaz şimdi Almanca kursunda, onun için gelemedi. Özür diledi sizlerden. Şimdi niye biz üçümüzüz? Biraz aile sohbeti yapalım istedim. Şimdi istediğiniz soruları sorun çocuklarıma. Ben hissediyorum mesela şu soruyu sormak istiyorsunuz galiba. Babanız sizi evde dövüyor mu gibi. Aynen. En çok merak edilen soru o. Bize dışarıdan gelen. Hakikaten mi? Gerçekten. Ne i̇şte babanız işte çok agresif sanki maçlarda, çok bağırıp çağırıyor. İşte futbolcularını dövüyor. Tövbe Allah'ım ya. Evde çıktı? De sizi dövüyor mu acaba? Oğlum nerede dövüyor işte? Bir teşebbüs ediyoruz yani. Benim ama cevabım şöyle, babam dövmez de anneden arada bir terlik geliyor da. Klasik değil. Ben şey. Çocuklarıma hiç elimi kaldırmadım. Yaptım mı? Böyle paylaşırken Yılmaz Vural da böyle ortak oluyor. Arada kaymış ya. Olabilir yani. Benim çocuklarım Almanya'da Köln'de doğdular. Şimdi bunlar kocaman olunca dedim yeter oğlum çocuklarınızı görmedik. Gelin bari büyüklerinizle beraber olalım. Ve şimdi artık onlar da benle birlikte İstanbul'da birlikte yaşıyoruz. Burada uğraşıyorlar, bir şeylere takılıyorlar işte. Aile olmak çok kolay bir şey değil, güzel bir şey ve çocuk sahibi olmak korkunç güzel bir şey. Herkese tavsiye olunur. Böyle olacaksa tabii yani ben çocuklarımdan çok çok memnunum ama siz benden memnun musunuz? Yani işte. Fena değil arada. Yeni diyeceğim. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Bizi mesela ben hep şeyi düşünüyorum. Bize işte diyorlar hep niye futbolcu olmanızı? Biz de diyoruz ki işte babamız bizde çok ilgilenemedi. Öbür çocuklarıyla yani öbür futbolcularıyla ilgilendiğinden dolayı biz Almanya'da kaldık. O Türkiye'ye gitti. Öyle kaldı biraz. Tabii biz hobi olarak gördük biraz da. Belki yanımızda olsaydın olur mu diye düşünüyorum arada yani mesela. Olur tabii. Yani oynuyorduk ben aslında. Ben inanır mısınız onların antrenmanı veya maçlarını bile hiç seyredemem desem yeridir. Emre bir de yani Köln takımı var orada, FC Köln takımı. Onun altyapılarında ta 6 yaşından 17 yaşına kadar oynadılar. Seçilmiş gruplardı onlar. Mesela Podolski Emre'nin takım arkadaşıydı. Ufaklık da çok iyi oyuncuydu. Örneğin bu sol tarafta oynardı değil mi? Kaptan da. Her yerde. Kaleye yani koydular, öne koydu, arkaya koydu, her yere demek koydu. Demek ki hiçbir şey olacağını yapmış yani. Fakat maçın bir yeri canı sıkılır, bir yerden taşlarım onlarla oynardı yani. Öyle bir konsantrasyon. Yedek oyuncu kendisi. Doğru hatırlıyorum. Çok komiktin ya. Ya ondan sonra. Şimdi ben tabii istedim ki çocuklarımız orada eğitilsinler, iyi okullara gitsinler. Ve onlara hep şunu söyledim. Çocuklar, dünyanın neresinde sizin eğitilmek istediğiniz bir okul varsa her türlü fedakarlığı yapalım. Gidin oralarda eğitimlerinizi yapın. Çok şükür ikisi de beni mahcup etmedi. Bence doğru karar oldu. Doğru mu oldu? Aslanım. Emre, eğlendik yani Londra'da. Emre bankacılık ve finans sektöründe eğitim yaptı. Diğer oğlum Can da pazarlama konusunda masterlar yaptılar İngiltere'lerde. Ve ülkemize geldiler. İkisi de çok iyi dil konuşuyorlar. İşte Almancaları, İngilizceleri, efendim İspanyolca konuşuyorlar. Burada bize çok insanlar şunu soruyor. Ta oradan Türkiye'ye niye geliyorsun? Ne iş herkes var oralara gider değil mi? Ha, tam biz tersi. De diyoruz. O kadar öğrendik. Türkiye'den kaçan varken biz de ülkemize bir şey katalım mesela. Herkesin çocuğu kaçarken benimkiler buraya geldi. Biz ülkemizi seviyoruz. Ve bu ülkenin eğitilmiş insanlara ihtiyacı var. İkisini de buraya getirdim ama
4500 lira iş bulamıyoruz bunlara yani. Bir de işin o boyutları yani. CV ile bir iş ne zaman yapılacak bu ülkede? İnşallah bir gün yapılır. İki tane örneği var burada. Ama her şeye rağmen memnunsunuz burada olmaktan mı? Tabii. He? Tabii tabii. Sizin adınıza ben söylemeyeyim. Anlatın derdinizi de duysun herkes. Yani dünyada birçok ülkeye gitme fırsatımız oldu yani sonuçta. İşte üniversiteden dolayı, işten dolayı vesaire ama yani Türkiye'ye gelince yine böyle bir farklı bir duygu içerisine giriyorsunuz otomatik olarak. Yani burada doğmadığımız, yani doğmadık aslında ama yine de hani ismimiz belli, yüzümüz belli yani. Böyle bir babayım ben bak. Onlar çocuklar yetiştirmişim görüyorsunuz. Yani güzel bir, kendi böyle ait olduğum bir topluma tabii böyle bir duygu çıkıyor yani otomatik olarak. Ha, bu arada şimdi Almanya'dayken Türksün. Buraya geldiğinde de Almanya'da evet, tam kabul etmiyorlar yani. Bu arada tabii bizim ufaklık şimdi Almanca kursunda Yılmaz. O burada olsaydı biz şimdi hepimiz ona yükleniyoruz futbolcu olsun diye. Anasını anlatıyoruz hanımlarla. Bir tane çıksın bari. Aramızda bir tane çıksın bari değil mi? Şimdi bir de onun da olduğu bir, üçümüzün olduğu bir video daha yaparız inşallah. Buradan herkesi onu da tanıtırız. Peki sizin amacınız ne? Neler yapıyorsunuz? Anlatın bakalım biraz. Yurt dışına güzel tanıtmaya çalışıyoruz her türlü. İnsanların ülkeye güveni biraz kalmadı maalesef çoğu konuda. Biz de onları gidermeye çalışıyoruz. O arayı kapatıp güzel bir köprüyü bayağı iddialısın yani. Tabii. Tersine de Türkiye'de çekiyoruz yatırımcıları yani. Aferin sana. Hazır ol. Arayabilirsiniz bizi. Tebrik ederim sizi. Sizin peki babanıza sormak istediğiniz bir şey var mı çocuklar? Ne kadar güzel soru soramıyorlar. Yani, gördüğünüz gibi korkuyorlar benden. Yani, korkudan değil de her şeyini bildiğiniz için. Şimdi bakın yani. Yurt dışında çocuk büyütmek hiç kolay değil. Orada Allah göstermesin uyuşturucudan tutun da her türlü toplumun benimsemediği işlerde yoldan çıkmak, zımaradan çıkmak mümkün. Allah'a çok şükür onlar daha ufacık. Beni anlamaya başladıkları günden beri oğlum toplantı var, suyun içinde toplantılar, evde sabah kalkınca bizim üç tane oğlumla her dakika toplantı yaparız. Meşhurdur toplantı. Ne kadar devam ediyor. Devam ediyor. Onlar der ki baba toplantı yok mu? Bütün ailelere tavsiye ederim. Toplantı yapın çocuklarınıza. Onlar... Artık biz toplantıya zorluyoruz. Zaten o telefona bakıyor, biz konuşuyoruz boş boş. Toplantının şeyi değişti, yönü değişti artık. Evet. Ne mutlu ki bana böyle aslan gibi üç tane oğlum var. Baba olmak çok güzel bir duygu. Hepinize tavsiye ederim. Abone olun. Abone olun.